Yatırım finansman. Ona da bir bakmakta, buradan fayda bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Peki, Nuri Sevgen bizleri bekliyor. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen. Günaydın, hoş geldiniz Nuri Bey. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi jeopolitik riskleri yine çokça konuşuyoruz. Borsada da karışık bir seyir var. Dün yine düşüşleri konuştuğumuz bir gündü borsada. Şunu merak ediyorum, bilanço dönemine de yaklaşıyoruz. Her şeye rağmen bilanço döneminin etkisiyle borsada TL bazında bir rekor beklentiniz var mıdır? Şimdi dün tabii içeride düşüş vardı ama dışarıdaki borsalar gayet şenlikliydi. Hatta olumluydu, gayet iyilerdi. Biz garip bir ülke olduk yani bu anlamda, yani borsa açısından söylüyorum. Çünkü İsrail Gazze Savaşı çıkıyor ya da saldırısı oluyor. Tel Aviv borsası yükseliyor, Amerika yükseliyor, biz düşüyoruz. Orada borsalar bir sıkıntı yaşıyor, biz yükseliyoruz. Şimdi dün gene düştü. Aslında isterseniz burada çok önemli bir nokta var. Endeks 8400 seviyesi, endeks 100'den bahsediyorum. Çok kritik bir hal almaya başladı. Bu seviyeler üzerinde mi kalacak, altında mı kalacak noktasında bu tür destekler, dirençler güç toplama açısından ve senet değişimleri açısından önemli yerlerdir. Buralarda takıldık. Yani bunun üzerine çıktı dün ile belki gün. Dün bunun tekrar altına geldi. Bu aralarda duruyoruz ve güç topluyoruz. Bu olumlu bence. Bundan sonra eğer buralar tutulma devam ederse 8400 üzerindeki hareket çok hızlı bir şekilde 9100-200'lere götürebilir endeksi. O yüzden şu anda gördüğüm kadarıyla kötü bir haber yok. Kötü haber olmadığı için de tamamen güç toplama operasyonu, biraz daha bilanço, sizin söylediğiniz gibi bilanço beklentilerinin alınıp satılması etkili oluyormuş gibi görünüyor. Bununla birlikte tabii bugün en önemli gündemimiz yurt dışından gelecek olan Amerika'da enflasyon verileri olacak. 3.6 bekleniyor ki Fed'in son dönemlerdeki faizi yüksek tutacağız uzun bir süre, hatta faiz artırımı yapabiliriz yönündeki açıklamaları biliyorsunuz Amerikan 10 yıllık tahvillerini 4.80'lerin üzerine taşımıştı. 5'e yaklaştırmıştı. Bu rahatsızlık yaratmış. Şimdi burada bir gevşeme, bir rahatlama görüyoruz. Özellikle gelen açıklamalar, ki her zaman böyle olur. Yani algı yönetimi ya da forward guidance dediğiniz mantıkla Fed başkanları, eyalet başkanları konuşurlar. Ve bu konuşma sırasında da geleceğe dair fikir verirler, piyasaya yön verirler. Böylece sürpriz ya da siyah kuğu dediğimiz durum ortaya çıkmaz. Şimdi son dönemlerde yapılan açıklamalarda biraz daha piyasa yumuşatıcı, ya merak etmeyin işte çok da kötü olmayacak, faiz o kadar da agresif arttırmayacağız mesajları geliyor. Bu mesajların gelmesi devam etmesi açısından da bugün gelecek olan enflasyon datası çok önemli. %3.6 bekleniyor. Bunun altında bir rakam gelirse çok olumlu olur. 3.6 gelirse beklendiği gibi olur ama üzerinde gelirse bir piyasalar karışabilir. Bu karışmadan biz ne kadar etkileniriz bilmiyorum. Yani orası diyelim ki karıştı, çok düştü. Biz artı bile kapatabiliriz. Yani o yüzden piyasadan tamamen, dünya piyasalarından tamamen bağımsız bir hal almış durumdayız. Çünkü yabancı yatırımcı daha çok algoritmik trade ile ilgileniyor. Uzun vadeli ve alıcı uzun vadeli dönüşte tutacak bir senet alımı yok şu anda yabancıların. Ondan kaynaklı olarak da bugünkü havaya bakışım dün dediğim gibi biraz aşağı geldi doğru ama kaldığı, kapandığı yerler çok da kötü yerler değildi. 8350-8400 bölgesinde güç topluyor gibi, bugün yeniden 8400'ün üzerine atarsak olumlu hava devam eder gibi görünüyor ki yurt dışı piyasalara bakıyorum şu anda. Pozitif bir açılış var. Asya tarafında da Amerika ve DAX future'larında da öyle görünüyor. Swap'lar gayet sakin. CDS'ler 400'ün altında. Yani genel itibariyle bugünkü açılışımız ekstra bir kötü haber olmazsa Borsa İstanbul açısından olumlu olacak gibi görünüyor. Peki şunu merak ettim. Şimdi ABD enflasyon verisinin ardından altına dair beklentileriniz ne olur? Şimdi altını yükselten iki tane sebep vardır. Bir, bildiğiniz gibi altın dolarla fiyatlanıyor. Doların değerinin düşmesi altını doğal olarak yukarı götürür. Yani dolar endeksinden bahsediyorum bu arada. Dolar endeksi 6 tane para birimiyle fiyatlanıyor. Dolar endeksinde bir geri çekme var. Yani 105'in altına gelmesi veya 105 seviyelerinde olması olumlu. Hatta daha altına gelebilecek bir görüntü söz konusu. Benim gördüğüm kadarıyla 106.5-106.3 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece dolar endeksi geriler. Bu da altını değer kazandırır gibi görünüyor. Çünkü çok fazla düştü, gereğinden fazla. İki, altına yükselecek diğer bir sebep de bir savaş ihtimalidir ki şu anda Gazze'de yaşanan sıkıntı ilk bir hareket yarattı ama bir Rusya krizi gibi büyük bir etki yaratmadı. O yüzden hani buradaki sebepten ağrı konuşuyorum. Daha çok dolar endeksine geri çekilme altını yukarı doğru hareketini tetikler. Ama şimdi altına bakıyor yatırımcılar da altında %1 hareket oldu. Ooo süper diyorlar.
aynı tarihte Tesla'da %5 hareket oluyor. Apple'da %2 yükseliş oluyor. Yani baktığınız zaman dünya borsalarının çok daha büyük hareketler var. Biraz daha net ayrıştırayım mesela. Biz borsamız, dün de söyledim biraz, biz borsamız ucuz diyoruz, fiyat kazanç oranı 6 ile 8 arasında diyoruz ama dünya borsalarında, dünyanın en bilinen senetlerinde, en büyük otomotiv şirketlerine, sanayi ve finans şirketlerinin FK'ları da hemen hemen orada. Yani bir Mercedes'in, Mercedes Benz'den bahsediyoruz. Almanya'nın en büyük, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri. FK'sı 4 civarında, 3-4 civarında. Yani General Motors 3 civarında. JP Morgan dünyanın en büyük bankası 9 civarında FK'sı var. Ki JP Morgan'ın bizdeki muadili olan aracı kurumlara baktığınız zaman, işte isimlerini saymayayım tek tek, onların FK'ları 8-10 civarında, yani hemen hemen aynılar. Baktığınız zaman oradaki derinlikle buradaki derinlik kıyasladığınızda, hani altın tamam güzel, uzun vadeli yatırım açısından risksiz olarak görünüyor. Altın her zaman sevilir, paraya karşılık olarak korunur ama altına yatırım yatırım değildir. Altın sadece belli dönemlerde alınır satılır. Asıl önemli olan şu anda dünya borsaları çok düştü. Dünya borsasından yukarı doğru yeni bir dönüş hareketi olma ihtimali var. Özellikle bugün Fed'in, özür dilerim, Amerika'da gelecek olan enflasyonun Fed'in kararlarının etkisi açısından önemli olduğunu bir daha vurgulayayım. 3.6 ve altında gelmesi buradaki hareketi tetikler. O yüzden yatırımcılar biraz da hani altın gibi değerli metallere bakmak, tamam arada böyle olabilir ama biraz buralara bakmalarında fayda var. Hakikaten ucuzlar. Yatırımcıları konuşuyorken borsa da Türkiye için önemli bir alan teşkil ediyor. Bugün de Şebnem Turhan'ın haberi var, onu da size sormak istiyorum. Vatandaşın hisse senedi yatırımı tarihi zirvesinde. İlk kez %14,5'e çıkmasını sağladı. Bu enflasyon, halka arz furyası vesaire. Şimdi bu ortamda finansal okuryazarlık da önemli tabii ki. Yatırımcılar için borsadaki bu hareketler de belki hop oturup hop kalkmalarına sebep olabilir. Sizin tavsiyeleriniz nedir? Şimdi yatırım ayrı bir şeydir, alıp satmak ayrı bir şeydir. Yani yatırım yaptığınız zaman şöyle bir örnek vereyim ben size. 2020 yılının, 21'di galiba, 2021 yılının Ağustos ayında Barış Esen'le, bir o zaman Bloomberg'de yayına katılmıştım. Şu anda Türkiye'de en ucuz şey borsaydı. Emlak fiyatları uçuyordu, otomobil fiyatları uçuyordu. Ya acayip bir linç yedim. Ya öyle şey mi olur, borsa yatırım mı yapılır falan diye. İnat ettim, gittim. Oğlumun hesabına BES hesabı açtım. Ve o BES hesabına da gittim. Hisse senetleri üzerine fonlar aldım. Sonra geçenlerde Barış'ta işte Ayvalık'ta bir şey vardı bizim. Finans kamp vardı. Orada açtık baktık ne oldu diye. Aklıma geldi o tweet. 17 bin lira civarında para yatırmışım o dönemde. 280 bin lira olmuş. Yani hisse senedi piyasasına yatırım yaptığınız zaman uzun vade kazanırsınız. Enflasyon üzerinde de kazanırsınız. Her zaman böyle olmuştur bu işler. Ama eğer kısa vadeli girdiyseniz ve aldığınız para emanet bir paraysa, hele bir de kredi işlemi yapıyorsanız, ani dalgalanmalar sizi ciddi şekilde stres sokar. Bu stres anında doğal olarak zarar edersiniz. Paniğe kapılırsınız. Bu algı yönetiminden kurtulmanın yöntemi kısa süreli ufak ufak, ya kısa süreli yapmak yerine ufak ufak paraları, ne bileyim, bir yere taksit ediyormuş gibi bir yere yatırım yapıp o hisse senedine dönüp bakmamak. Bugün gayrimenkul fiyatları neden yatırımcılara cazip geliyor ya da gayrimenkul almak? Çünkü gayrimenkul fiyatları Borsa İstanbul'da her saniye fiyatlansaydı, gayrimenkulde de alış satışlar böyle veya alış satış o kadar kolay olsaydı, orada da ciddi fiyat oynamaları olurdu. Alıyor yatırımcı, emlak yatırımı yapıyor da kendi evini almasının dışındaki emlak yatırımlarından bahsediyorum. Alıyor, yükseliyor, para kazandım diyor. Ama o para kazandığınız zaman bakıyorsunuz, yani bugün bir rapor gördüm bir yerde, çok hoşuma gitti, çok dikkatimi çekti. İşte Borusan Otomotiv'in ürettiği işte BMW serisi arabayı alsaydınız ya da ona gidip de Borusan Otomotiv'in hissesini alsaydınız diye baktığınızda, bugüne geldiğinizde işte 2021 ile kıyaslamışlar gene, o otomobile yatırdığınız parayla o hisseyi alsaydınız o arabadan 5 tane alabiliyordunuz. Yani baktığınız zaman yatırım değil bunlar, enflasyona koruma, ama hisse yeni bir yatırımdır. Hele bir de bir şirket kuramayacağınıza göre, gidip de ne bileyim bir Koç Holding, bir Sabancı Holding kuramazsınız veya bunun gibi bir sürü değerli şirketimiz var. Bunun yerine bu şirkete ortak olmak her zaman daha iyidir. Sadece tabii Türkiye içinde düşünmeyin. Tesla diyorsunuz, dünyanın en büyük arabaların, yani en çok satılan elektrik arabalarını üretiyor. Tesla'ya ortak olma şansınız var. Apple'a, Google'a, Microsoft'a, aklıma gelenler bunlar. Daha ismini kimsenin bilmediği binlerce senet var. Bence böyle bakmakta fayda var. Bir şunu da bir belki eklemekte fayda var. Şimdi 10 Ekim itibariyle, yani 2 gün öncesinin rakamı, yatırımcı sayısı, borsadaki bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 790 bin olmuş. Yani 7.8 milyon diyebiliriz. 2022 sonuna göre %106'lık bir artışı ifade ediyor.
ciddi bir giriş olduğu belli. Bunların çok büyük bir kısmının da küçük paralarla girdiğini de biliyoruz. Bir yandan da bu şimdi finansman konuları da zorlaşmaya başladı. Kredili olarak bu piyasada alım satım yapanlar, biraz önce dediniz ya, yani yatırım tarafı mı ağırlıklı yoksa bu alım satım tarafı mı ağırlıklı borsada diye sormak istiyorum. Yani sizin gözleminiz nedir ve nasıl, yani tabii ki herkes kendi aklına fikrine göre davranacak ama şu süreçte uzun vadeli yatırım için gene güzel imkanlar var mı diye sormak istiyorum. Şimdi kredili işlemler çok yoğunlukta. Yani aracı kuruluşlar, kurumlar kredi verirlerken belli limitte veriyorlar. Öz varlıklarının belli oranında limitte veriyorlar. Ve bu limitler neredeyse dolmaya yakın, hatta yüksek seviyelere ulaştı. Bazı kurumlarda hatta kredi veremedikleri yönde haberler de geliyor bu limitlere geldikleri için. Tabii kredi çok fazla işlem yapılıyor. Bu net. Bu iyi bir şey mi? İyi dönemlerde iyi bir şey. Çünkü işlem hacmini arttırıyor, derinlik kazandırıyor falan, ama böyle oynak dönemlerde ciddi sıkıntı yaratıyor. Ve özellikle piyasada sert, kötü bir haber gelirse de bu kredili işlemlerin zorunlu satışları devreye giriyor. O zaman daha sert satışlar beraberinde görebiliyoruz. Bu bir tedirginlik kaynağı ama dünyanın her yerinde 1940'lardan beri kredili işlemler, hatta kredi mekanizması çok kullanılan mekanizma. Ama yatırımcı sayısındaki artışa bakarsanız halka arzlar var. Mesela bu hafta da halka arzlar oluyor, bildiğiniz gibi 3 tane halka arz var. Şimdi giriyorsunuz, atıyorum 1000 liralık hissenin yatırım yapmak istiyorsunuz. 1000 lira çağımızda yatırım için büyük bir para sayılmayan bir rakam. Yani baktığınız zaman dolar bazında hiçbir şey iyi bir şey oluyor. Bu parayla yatırım yapıp hissenedi almak üzere 1000 liralık giriyorsunuz, size 100 liralık hissenedi geliyor. O zaman yatırımcı da diyor ki ben anneme, babama, akrabama gideyim hesaplar açtırayım. Çünkü aynı hesapla, aynı MKK kimliğiyle bir tane hissenedi yatırım yapabiliyorsunuz halka arzda. Gidiyor her tarafı açıyor, 5 kişi, 10 kişi. Bunların hepsinden 100'er adet aldığı zaman 10 kişiden 1000 liralık hissenedi almış oluyor. Ve o hissenin tavan tavan gittiği zaman 1000 lirasına 1000 lira kazanıyor aslında baktığınız zaman. Yani... %10 1'e 10 yaptığı zaman ki öyle de oluyor halka arzlarda. Yani bu 7 milyon 700 kişinin büyük kısmı buradan. İkincisi 50.000 TL'nin altındaki bakiyeli hesaplara baktığında çok azı. Yani ben geçen arkadaşlarla baktık. 190.000 kişiydi galiba 1 milyon TL'nin üzerinde yatırımcı sayısı. 200.000 deyin. Yani 7 milyon içinde 200.000 1 milyon TL'nin üzerinde. 1 milyon TL 50 bin dolar bile etmiyor baktığınız zaman. Yani dünya standartlarında hiçbir şey değil. O yüzden hani yatırımcı sayısı açısından bakarsanız evet artıyor ama piyasaya giren para ve dengeleyici güç açısından bakarsanız çok bir önemi yok. Ve bu yatırımcıların da piyasaya olan bilgisi, geçmiş tecrübeleri, dalgalanmalarda doğal olarak tecrübesizliğin verdiği yanlış işlemler sıkıntı yaratmaya başlıyor. Özellikle o yüzden hani kısa süreli alım satım yapıp kendimizi Wall Street filmindeki Gordon Gekko gibi hissetmek yerine daha uzun vadeli yatırım yapan, işte bu konuda ünlü büyük yatırımcılara bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve fiziki sağlık açısından da daha nasıl diyelim, daha kıymetli, daha avantajlı. Kesinlikle. Peki, kesinlikle çok, öyle. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Size de kolaylıklar, iyi seanslar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar. Yatırım Finansman Direktörün Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikteydi. Piyasalara ilişkin soruları. Yatırım Finansman.